Merhaba sevgili arkadaşlar. Eşitsizliklerin 9. testiyle devam ediyoruz. Bir hayvanat bahçesinde bulunan yılan bir dala şekildeki gibi sarılmıştır. Dalı x sekseni olarak kabul eden görevli durumu T fonksiyonu ile modellemiş ve yılanın 16 metre boyunca AD dalının alt bölgesinde olmadığını söylemiştir. BC uzunluğu kaç metredir? Şimdi yılanın alt bölgede olduğu yerlere şöyle bir şey işaretleyelim mi arkadaşlar? O zaman alt bölgede olmadığı yerler nerelerdir? Buralardır değil mi? Yani bize diyor ki AB uzunluğu ile CD uzunluğu 16 metredir diyor. Şimdi x ekseni üzerinde olduğu için bu yıla 0'a eşitlediğimizde x ekseni kestiği noktaları buluruz arkadaşlar. Mesela burayı çarpanları ayıralım. x eksi 7 x artı 3. Burayı çarpanlarına ayırdığımızda eksi x x 2 4 dersek Bakın artı 4x artı 2 xten ortadakini verir. Eksi x artı 2. x eksi, eksi 4 olacaktır. Ve kestiği noktaları bulmak için hepsini ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. 7, eksi 3, 2 ve 4'tür. Küçükten büyüğe doğru bu noktaları yerleştirelim. Eksi 3, 2, 4 ve 7 olacak arkadaşlar. Şimdi dikkat edin bu aralıkta 3 birim var. Bu aralıkta 2 eksi Eksi 3'ten 5 birim var. Toplamda 5 artı 3'ten 8 birim var. Bu 8 birim 16 metre ise bize BC aralığını soruyor. 4 eksi 2'den 2 birim. 2 birim kaç birimdir? 2 katı 2 kat olacak. 4 metre olacak sevgili arkadaşlar. Yukarıda verilen FG fonksiyonları için 1, 2, 3 ifadelerinden hangilerinin çözüm kümesinde x eşittir 5 sayısı kesinlikle bulunur demiş. Arkadaşlar bakın toplama, çıkarma, bölme işlemi var. Böyle ayrı ayrı verilen fonksiyonlarda dört işlem yapabilmek için yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapabilmek için tanım kümelerinin aynı olması gerekir. E grafiklere baktığımızda bu grafik artı sonsuz eksi sonsuz, şöyle düşünelim. Bu grafik eksi sonsuz artı sonsuza gitmekte yani tanım kümeleri aynıdır. Dolayısıyla biz burada dört işlem yapabiliriz. Şimdi birinci duruma bakalım. 5 noktası dediği için 5 noktasına bakacağım. Arkadaşlar F5'imiz 0. G5'imiz 0. 0 büyük eşit 0 sağlandığı için evet 5 sayısı kesinlikle bulunur diyeceğiz. Şimdi F5'i tekrar yazalım. F5 0'dır. G5 de 0'dır. Burada 0 eşittir 0 sağlandığı için 5 kesinlikle bulunur diyeceğiz. Ama biz buraya 5 yazarsak bakın F5 bölü G5. G5'imiz sıfır olduğu için bu tanımsız olmaktadır. Yani 3 için kesinlikle bulunur diyemeyiz. Cevap 1 ve 2 olacaktır. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi eksi 2, 3 açık aralık olduğuna göre B fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar birincisini çarpanlarına ayıralım. Ve burada gelen kökler 5 ve eksi 5'tir. Şöyle tablomuzu oluşturalım. Buradaki eşitsizliğimiz A, buradaki eşitsizliğimiz B olsun. Eksi 5, 5 yazıyorum arkadaşlar. A eşitsizliği için. Fakat çözüm kümesi bu aralık dediğinden sevgili arkadaşlar. Demek ki buradaki eşitsizliği sıfır yapan kökler eksi 2 ve 3'müş. Ve bu kökler eşitsizliği sağlamadığından içini boşalıyorum x karenin artı sağ baştan artı ile başladım a eşitsizliğinde köke geldiğinde işaret değişiyor bu şekilde oldu küçük sıfır dediği için a'nın çözüm aralığı burasıdır B'ye bakalım x karenin artı olduğu için sağ baştan artı ile başladık bakın eksi artı artı ve ne oldu bu arayı verdi çözüm kümesi istenilen çözüm kümesine ulaştı yani arkadaşlar köklerinden biri Eksi 2 ve 3 ise bu x artı 2 ve x eksi 3 çarpanları geliyor demektir burada. Şimdi burada x kare artı fx neye eşittir? x kare eksi x eksi 6'ya. Yani fx'imiz burada eksi x eksi 6 olur. Bunu da x'e 0 vererek y eksi'ni kestiği noktayı y'ye 0 vererek de x eksi'ni kestiği noktayı buluruz. Yani eksi 6'ya x 6 olacak cevabımız edirnedir. Yanda verilen hedef tahtasında 3 adet bölge yer almaktadır. Hedef bölgelerine yapılan atışlar sonucunda atıcının alacağı puan, her bir hedefte yer alan eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı kadar olacaktır. Hedef tahtasına yapılan 3 atıştan ikisi aynı bölgeye, diğeri farklı bölgeye isabet ettiğine göre atıcının alacağı puan aşağıdakilerden hangisi olamaz? Tabii ki tablo oluşturmadan da alacağı değerleri bulmak mümkün arkadaşlar. Artık kırmızı teste geldiğinize göre bunu yapabilecek düzeydesiniz. Ama tabii ki açıklayıcı çözeceğim. Ayrı ayrı bulalım bunları. X çarpı x eksi 5 küçük eşit 0. Kökleri 0 ve 5'tir arkadaşlar. Tablomuzda yerine yazalım ve bu kökler eşitsizliği sağladığı için içini dolu olarak yazıyorum x kare önüne artı sağ baştan artı x artı şeklinde gelecek ve çözüm kümesi bu aralıktadır. Bu aralıktaki tam sayılarımız ise bunlardır. Toplamı da 5 çarpı 6 bölü 2'den bize 15'i verecektir. Hemen ikincisine bakalım. Eksi x kare artı 2 x artı 15 büyük eşit 0. Eksi x x 5 3 dediğimizde eksi 3 x artı 5 x bize ortayı verir arkadaşlar. Bunu şöyle düzenleyelim. Ve köklerimiz 5 ve eksi 3'tür tablosunu oluşturalım. Eksi 3, 5 kökleri eşitsizliği sağlar. Eksi dediği için sağ baştan eksiyle başladım. Artı, eksi, büyük eşit dediği için bu aralıktır. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sağladığı değerlerdir arkadaşlar. Şu eksi 3, eksi 2, eksi 1 ile 1, 2, 3'ün toplamı 0'dır. 4 ile 5'in toplamı da 9'dur. Yeşil bölgeden 9 puan alır. Burada ise x eksi 4 bölü x artı 1 küçük eşit sıfırdan her birinin kökünü buluyorum. Şurası 1 eksi 1. Hemen tablosunu oluşturalım. Eksi 1 4. Eksi 1 tanımsız yapar. 4 ise eşitsizliği sağlar. X'in önü artı x'in önü artı artı bölü artıdan artı gelir. Tablonun sağ başından artı ile başladım. Eksi artı oldu. Küçük eşit sıfır dediği için burasıdır. Eksi 1 4 arasındaki değerlerini 0 1 2 3 4'ten toplamı. Bunların toplamı 10'u verir arkadaşlar. Şimdi bakalım ikisi aynı yere biri farklı bölgeye isabet etmiş. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. İkisi 15'e diğeri 9'a. 15, 15, 10'a ve devam ediyorum. Şimdi 9, 9, 15, 9, 9, 10. Bir de 10, 10, 15, 10, 10, 10 9 olacak. Buradan 39'u. Buradan 40 puanı. Buradan 33, buradan 28, buradan 35, buradan da 29 sayılarını alır. Bakın 28 var, 29 var, 33 var, 37 yok, 39 var arkadaşlar. Dolayısıyla D olamaz. Beşinci sorudayız. Pozitif bir reel sayı olmak üzere eşitsizlik sistemine sağlayan x'in değer aralığı verilmiş. Herhalde burada y'nin pozitif olduğunu söylemek istiyor arkadaşlar. Artı b toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Hemen eşitsizliği bir çarpanlarına ayırarak düzenleyelim. x artı y bölü x eksi y büyük eşit sıfır. Her birine ayrı ayrı sıfır eşitlediğimde 2y eksi y ve y kökleri gelecektir. Y pozitif olduğu için eksi y burada negatif olur. Diğerleri de pozitif köklerdir. Tabloda küçükten büyüğe doğru bu üç kökü yerleştirelim. Eksi y, ye, y, 2y. Y paydada olduğu için eşitsizliği tanımsız yapar. O yüzden içi boş. Diğerleri de eşitsizliği sıfır yaptığı için dahil olacaktır. Burada x karenin artı, burada x'in önü artı. Artı bölü artıdan sağ baştan artı ile başlıyorum. Her köke geldiğinde işaret değişiyor. Büyük eşit sıfır dediği için sarıyla boyadığım yer çözüm aralığıdır. Ve bunu şöyle yazarız eksi y y birleşim iki y sonsuz şeklinde. Onu buraya yazalım arkadaşlar. Burası eksi y'yi, burası y'yi verecek. Burası da 2y'yi verecek. Verilenleri yerine yazalım. Eksi y eşittir. Eksi a kare artı a artı bir. Bir ifade daha var. O da nedir? Artı 2y'nin de burada eksi 2a kare eksi 3a artı 1 olduğunu görüyoruz. Peki ne yapacağız bundan sonra? Artı ve toplamı hangisi olabilir dediğine göre burada a'nın alabileceği değerleri bulmam gerekir arkadaşlar. Yani şurayı eksi 2 ile genişletirsem 2y eşittir 2a kare eksi 2a eksi 2 gelecek. Bu iki y'leri birbirine eşitleyelim ki arkadaşlar A'nın alabileceği değerlere ulaşabilelim. O zaman 2A kare eksi 2A eksi 2 eşittir. Eksi 2A kare eksi 3A artı 1 hepsini bir tarafa aldığımızda 4A kare artı A eksi 3 eşittir sıfır olur. Burada 4A A 3 1 şeklinde çarpanlarına ayıralım. Buradan 4A gelsin. Buradan da eksi 3A geldiğinde ortadaki değeri verecek. 4A eksi 3 A artı 1 eşittir sıfırdan A'nın alabileceği değerler 3 bölü 4 ve eksi 1'dir. Şimdi B için ne demiştik? Hani Y eşittir B artı 12 olduğunu biliyoruz. Burada en kolay eksi 1. Eksi 1'den başlayalım arkadaşlar. A eksi 1 için Y ne gelmekte onu bulalım. Eksi Y eşittir. Buradaki ifadede şu sarıyla boyadığım ifadeye dikkat edin. A yerine eksi 1 yazacağım. Eksi 1'in karesi. Eksi 1 artı 1. Bunlar gitti. Eksi y eşittir. Eksi 1'den y'yi 1 buluruz. O zaman y 1 ise 1 eşittir. B artı 12'den b'imiz eksi 11 olur. O zaman arkadaşlar eksi 1, eksi 11 daha. Eksi 12 cevabımız olacaktı. Eğer bulamasaydık bu kez de burada a yerine 3 bölü 4 yazıp y'ye ulaşıp daha sonra b'yi toplayacaktık arkadaşlar. AB uzunluğu x santim. Yukarıda verilen yay 1 veya 2 nolu oklar yönünde hareket ettirilebilmektedir. Yayın B noktası 1 nolu ok yönünde en çok 5 santim, 2 nolu ok yönünde ise en çok 3 santim hareket ettirilebilmektedir. B noktasının AC'ye olan uzaklığını alabileceği en büyük değeri de en küçük değerin çarpımı 105'ten küçük olduğu bilindiğine göre X en çok hangi tam sayı değerini alabilir demiş. Arkadaşlar şimdi bir tarafına 5 santim çekildiğinde en fazla 5 santim çekilebildiği için buradaki nokta ne olacaktır? X artı 5 noktası olacaktır. O zaman en fazla AC'ye olan uzaklığı X artı 5'i verir. Şimdi Burada, burayı silelim. Bu kez de iki nolu yerde yere doğru 3 santim hareket edebileceğini söylüyor. Bu kez geldiği nokta burasıdır. Bu da bize x eksi 3 kadar mesafeyi verecektir. Çünkü bu noktanın AC'ye olan uzaklığı x eksi 3'tür. İşte bunların çarpımının bize 105'ten küçük olduğu söyleniyor arkadaşlar. Burayı düzenleyelim x kare artı 2x eksi 15 eksi 105 küçük 0 x kare artı 2x buradan eksi 120 gelecektir arkadaşlar. Bu da 12 ile 10'un çarpımıdır. Artı eksi dersek x artı 12 x eksi 10 küçük 0 kökleri eksi 12 ve 10 olacaktır. Dikkat edin burada x sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Bir uzunluk belirtmektedir. Ve buradaki ifadeye göre baktığımızda tablomuzu oluşturalım. X 12 10 içi boş olacak çünkü eşitsizliği sağlamıyor. X kanunu artı olduğu için sağ baştan artı ile başladım. Eksi artı çözüm kümesi bize bu aralığı verir. Yani x12 küçük x küçük 10'dur. Ama x sıfırdan büyüktü. Bunları kesiştirdiğimizde bunu verecektir arkadaşlar. X en çok hangi tam sayı değerini alabilir? 10'dan küçük 9'u alabilir. Yandaki koordinat sisteminde y eşittir fx eğrisinin grafiği verilmiştir. fx bölü gx küçük 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre g fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Grafiklerimiz de bu şekilde. Öncelikle fx'in bir tablosunu oluşturalım. Bakın fx'in x eksini kestiği noktalar fx'i e 0 yapan noktalardır. O noktaları buraya yazıyorum. Eksi 2, 7. Küçük 0 dediği için bu kökler eşitsizliği sağlamaz. O yüzden içini boş alıyorum. 7'den büyük değer verdiğimde fx'imiz pozitif değere sahiptir. Her kökü geldiğinde işaret değişecek. Şimdi şöyle dursun burası. Bura gx'tir arkadaşlar. Çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için bunları oranladığımızda bize eksiği vermemelidir. Bakın küçük sıfır demiş eksi olmamalıdır. Demek ki fx gx oranlayınca hep bize artıyı vermiş arkadaşlar. Bu durumda artının artı oranından artı, eksinin eksi oranından eksi, artının artı oranından artı gelmesi gerekir. Tabii ki bu soruyu çözebilmek için şu bilgiye ihtiyacımız var. Grafik x80 üzerinde kalıyorsa o oralarda artı değerliklidir. Mesela bu grafik için incelersek arkadaşlar x eksenin yukarısında kaldığı için eksi 2'den küçük değerler ya da 7'den büyük değerler için artı değerli olduğunu anlarız. Ya da x eksenin altında kalan kısım için konuşursak bu aralıkta negatif değerli olduğunu görürüz. Yani grafik x eksenin yukarısındaysa artı değerlikli, x eksenin altındaysa eksi değerliklidir. O zaman burada şunu anlamamız gerekir. İşaretlerini bulduğumuza göre arkadaşlar eksi 2'den küçük değerler için gx'in grafiği x eksenin yukarısındadır. Eksi 2 ile 7 arasında eksi olduğu için x eksenin aşağısındadır. 7'den büyük değerler için gx artı olduğu için x eksenin yukarısındadır. Bu bilgileri şıklarda arayacağız. Mesela eksi 2'den küçük değerler için evet x eksenin yukarısında sağladı. Ama buraya bakır arkadaşlar. Diyelim ki şurada 7 olsun. Eksi 2 ile 7 arasında ise burada x eksenin altında olması gerekirdi. Burada evet altında ama 5'ten sonraki ifade için yukarı çıkmış. Dolayısıyla bu şıkkı doğru alamam. Şimdi B şıkkına bakalım. Eksi 2'den küçük değer için x eksenin yukarısında olması gerekiyordu. Doğru. Eksi 2 ile 7 arasında eksi olması için x eksenin altında olması lazımdı. Burada yukarı vermiş yani artı değerli kalmış olmaz. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Şimdi eksi 2'den küçük değerler için zaten artı olması gerektiğini söylemiştik. Yani x eksenin yukarısında olacaktı. Ama eksi 2 ile 7 arasında düşündüğümüzde de x eksenin altında olacaktı. Doğru. Çünkü burada negatif değerli arkadaşlar. Orayı silmişim. 7'den büyük değerler içinde pozitif değerli olduğunda x ekseni yukarısında olmalıydı. Cevabımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Ve geldik son sorumuz arkadaşlar. A sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm kümesi verilmiş. C A ise A çarpı B eksi C şeklinde tanımlanıyor. Bu ifade böyle olduğuna göre ifadesinin eşiti nedir demiş. Arkadaşlarım Bakın A denilen ifade şuradaki ifadedir. Küçük sıfır dediğine göre bunun küçük sıfır olduğu aralığı bulmamız lazım. Yani x kare eksi 4 x eksi 5 çarpı x eksi 3'ün karesi küçük sıfırın eşitsizliğini bulup abc'yi bulmalıyız. Arkadaşlar x eksi 5 x artı 1 x eksi 3'ün karesi küçük 0 dediğimizde ayrı ayrı 0 eşitleyeceğiz 5 eksi 1 3 olacak burada kares olduğu için 3 çift katlı köktür arkadaşlar tablosunu oluşturalım eksi 1 3 5 3 çift katlı kök olduğu için bunu çift çizgiyle gösteriyorum küçük 0 dediği için buradaki hiçbir kök eşitsizliği sağlamaz x karenin artı zaten buradan da artı gelir. Artı ile artının çarpımı artı olur. Köke geldi işaret değişti. 3 çift katlı kök olduğu için işaret değişmeyecek. İşaret değişti. Küçük 0 dediği için şu aralığa dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu aralıkta bize eksi 1, 5 aralığı. Arada 3 olduğu için 3'ü de çıkarmamız gerekiyor. Yani a çarpı b dediği için diyeceğiz ki eksi 1 çarpı 5 eksi c dediği için eksi 3 diyeceğiz arkadaşlar. Bu bize eksi 3m artı 1'i veriyormuş. Eksi 8 eşittir eksi 3m artı 1. Eksi 9 eksi 3m'den m'imiz 3 olur arkadaşlar. M'yi 3 bulduk. Şimdi burada m yerine 3 yazalım. 3 yazdığımızda x kare bakın 6 artı 1'den 7 gelir. Eksi 7x buradan 9 artı 1'den 10 gelir. Çarpı Burada da x eksi 3'ün karesi gelir arkadaşlar. Bu kez a dediğimiz ifade budur. Bunu buradaki eşitsizliği çözeceğiz. İfadeyi çarpanlara ayıralım. x eksi 5, x eksi 2, x eksi 3'ün karesi küçük 0 Köklerini bulalım. Kökleri 5, 2 ve 3'tür. 3'ün kuvveti burada 2 olduğu için 3 çift katlı kök olacaktır arkadaşlar. Tabloyu oluşturalım. 3 tane kökümüz var. 2, 3, 5. 3 çift katlı kök idi. Buradaki hiçbir kök eşitsizliği sağlamaz. İçini boşaldım. X karenin artı burada da artı olduğu için artı ile artının çarpımı artı olur. Sağ baştan artı ile başladım. Eksi olacak çift katlı kökle işaret değişmeyecek. Artı olacak. Küçük sıfır dediği için çözüm kümesi bu aralıktadır. Yani 2 ile 5 arasıdır. Şöyle yazalım. Şunları silelim. 2 ile 5 arası fakat bu aralıkta 3 de olduğu için 3'ü çıkarmamız gerekir. Yani a çarpı b eksi c ifadesinde a'mız 2, b'miz 5 ve c'miz de 3'tür arkadaşlar. 10 eksi 3'ten cevabımız 7 olacaktır. Böylelikle artık eşitsizlikleri bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki testimizde parabol ile ilgili görüşürüz. Hoşçakalın.